Agah Limoncuoğlu, şimdi Serhan Hoca Avrupa Birliği'nin Afganistan konusundaki öngörüsüz politikalarını anlattı. İngiltere'nin burada daha öngörülü davrandığını, daha güvenilir bir ortak olduğunu söyledi. Avrupa Birliği şu an ne yapacağını da bilmiyor. Özellikle bu göçmen konusunda. Tabii onlara gelene kadar arada Türkiye var, İran var, işte Pakistan gibi ülkeler var, Özbekistan var, Tacikistan var. Daha önce de konuştuk. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özbekistan'la bu diplomatik temaslarını gerçekleştirdi. Şimdi bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi bu akşam. Türkiye hani Afganistan ve Afganistan'ın diğer sınır komşularıyla da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Ama netice itibariyle bir gerçek. Az önce de konuştuk. Oradaki insanlar, Taliban'dan rahatsız olanlar havalimanlarına akın ettiler, kara sınırlarına akın ettiler. Şu an havalimanında öyle bir yoğunluk yok ama kara sınırlarında var. İran üzerinden geçişler var. Bu geçen sene de vardı. Ondan önceki sene de vardı. Yani Taliban'la da çok alakalı değil belki. Amerika varken de vardı. Yarın öbür gün belki daha fazla olacak. Bunun önünde açık. Çünkü Afganistan'da ne olacağı belli değil. Taliban var, evet, ama DAEŞ terör örgütü de var. Taliban var, evet, ama bir de Taliban'a karşı direniş grupları da var. İşte Şii Hazaralar deniliyor ya da Pensir Vadisi'ndeki gerginlik devam ediyor. O gerginlik orası büyürse mesela Taliban'la karşıt grupların bir iç çatışması oluşabilir. Böyle bir durumda bu göç akını daha da artar. Şimdi burada İran'ın böyle çok güvenilir bir aktör olmadığını görüyoruz. Kesinlikle. Yani İran kesinlikle güvenilir değil. Ama Türkiye'de zaten bu politikalarını İran'a güvenerek yapmıyor zaten. Ama neresen bakarsan bak, Afganistan konusu birçok ülke için çok ciddi riskler barındırıyor. Türkiye'de onlardan bir tanesi. Yani İran'dan başlayalım, sonra Avrupa Birliği'ne uzanalım diye düşünüyorum eğer uygunsa. Şimdi o göç güzergahı oradan gidiyor tabii yani. Yani İran'ın da dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü artık biraz fazla sanki sınırları geçirgen gibi. Çünkü bir takım devletlerin de birbirlerine karşı sorumlulukları var. Özellikle komşu devletlerin ve İran'ın da adeta böyle açık kapı politikası uygulaması Türkiye'ye doğru, o da bence orta vadede sıkıntı yaratabilir gibi. Türkiye-İran ilişkileri hep, yani hiçbir zaman tabii çok uzun zamandır bir fiili savaş olmamakla beraber sürekli bir gerginleşip tekrar yatışan ilişkileri. Tarihe de baktığımız zaman bunu sık sık görüyoruz. Ama asıl ben biraz Avrupa Birliği'nden bahsetmek istiyorum ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki özellikle medya üzerindeki etkisinden biraz bahsetmek istiyorum. Bu fondaş diye tabir edilen bir medya türü devşirildi herhalde son 1-1,5 senede. Açıkçası ben hani akademisyenliği de bir kenara bırakıp bir vatandaş olarak çok rahatsızım ben bundan. Çünkü hani bu düzensiz göçün aslında gitmek istediği nokta, biz biliyoruz ki özellikle Orta Avrupa ülkeleri ilk etapta. Evet. Ve bu Orta Avrupa ülkeleri tarafından fonlanan, Orta Avrupa ülkelerinin desteklediği fonlar tarafından fonlanan bir takım medya kuruluşları, medya kişilikleri ve maalesef bazı meslektaşlarım tamamıyla bu ülkelerin çıkarlarını savunur hale gelmişler. Özellikle bu düzensiz göç konusunda. Ve her ne kadar toplumun büyük bir kesiminde ciddi manada bir tepki de olsa bu düzensiz göçe karşı, ki en sonunda artık herhalde hükümetin de ben bunun ciddiyetini anladığını görüyorum. Özellikle işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın son yaptığı açıklama bunun ciddiyetinin anlaşıldığı. Tam kelimesi değil ama mealen Cumhurbaşkanı şunu dedi: artık bir tane daha düzensiz göç. Ve bu birden fazla kez söylendi son, evet, birkaç haftada. Israrla vurgulanıyor ve evet, Avrupa'ya da burada hani çok ciddi mesaj veriliyor herhalde. Evet. Hem Avrupa'ya hem iç komünye dönük bir mesaj. Çünkü gerçekten hani birçok insan, yani bir takım anketler de var. Gerçi şu pandemi döneminde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan, evet, evet, Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısında da aynı cümleleri zikretti. Heykumas'ın yüzüne söyledi Çavuşoğlu. Evet, evet. Yani şunu söylemek lazım tabii, yani anketlere ne kadar güven olmasa da %80-85 civarında gerçekten göçten rahatsız çok kalabalık bir kitle var Türkiye'de. Ve hani bu beni ama asıl tekrar şeye dönmek gerekirse, yani bu o kadar enteresan geliyor ki bana, gerçekten ben bunu anlamakta dahi zorlanıyorum yani. Bir takım insanlar, başta Almanya olmak üzere Batı ülkeleri tarafından fonlanarak onların politikalarını Türkiye'de, evet, savunuyorlar ve bu insanların fonlandığı da azıcık bir basit bir Google aramasıyla. Ay, kendini itiraf ediyorlar zaten. Bir kısmı ediyor, bir kısmı etmiyor. Bir de etmeyenler de var maalesef. İşin garip yanı hocam, burada lafınızı kesiyorum ama Türkiye'de ifade özgürlüğü yok söylemenin ne kadar altı boş olduğunu gösteren bir ifade. Valla nasıl yok ya? Yani. Çok rahat bir şekilde başka yani Türkiye'nin yani çıkarlarına karşı. Suudi Arabistan'ın parasıyla İngiliz markası altında geliyor burada. Türkiye'ye küfür ediyor. Yani independent Türkçe diye bir internet yayını var. Misal medyada diğerleri hep söylenen. Yani,
teyakkuz var orada ciddi anlamda. Söylemle eylem bağlamına baktığınız zaman çok farklı şeyler var. Hayır, şey de enteresan değil mi? Yani mesela hani biz sonuçta siyaseten her konuda anlaşamayız millet olarak. Evet. Hatta bence kutuplaşmış bir topluma da doğru evrildik maalesef, ama mesela şu konuda ciddi manada bir ittifak var. Anlatabiliyor muyum? %85 dediğiniz şey herhalde hiçbir konuda, belki Şenol Güneş'in artık istifa etmesi gerektiği konusu hariç, hiçbir konuda bizim millet %85 ittifak edemez. Ama bu konuda %85 ittifak var ve buna rağmen bunların karşısında işte bir takım komik haberler, komik derken yani bana komik gelen, ama işte bir takım provokatif haberler, bir takım enteresan hadiseler, bunları hep böyle öne çıkartmaya çalışan bir takım şeyleri görürüz biz. Böyle gene fondaş kelimesini kullanacağım, fondaş medyayı görürüz gerçekten. Yani şunu anlamakta ben zorlanıyorum. Bunların çoğu da yani bayağı okumuş yazmış insanlar. Yani ya toplumdan inanılmaz kopmuşlar. Ben bunu daha evvel düşünüyorum. Özellikle beni çok kızdıran bir şey var, karşılaştırma var. Onu vurgulamak istiyorum. Türkiye'ye gelen göçü, Türkiye'den vakti zamanında Almanya'ya çağrılan işçilerle veya daha da kötüsü Balkanlardan ve Kafkaslardan, Balkan Savaşı ve buna müteakip savaşlarla Türkiye'ye gelen göçle kıyaslamaya çalışıyorlar. Yani bu, ben bununla ilgili bir tweet de atmıştım. Yani bu ya aymazlık ya da ihanet. Bunun başka bir açıklaması yok. Ama ısrarla bunun propagandasını yapan yok. Birkaç tane bununla ilgili tweet atılmıştır belki. O da nedir? Bu mesele ırkçılığa dönüşmesin. Onun önünde bir tampon olsun diye. Belki böyledir yani, benim kendi şahsım evet düşüncem. Yani, bunun politikası yapılmadı. Bu bir slogan haline getirilip de bir yerler tarafından, bir kesimler tarafından, bazı siyasetçiler ya da bazı yayın organları tarafından vurgulanmadı. Yani bir tweet söylemek belki lazım. O kadar. Bakın şunu da açıkça söylemek lazım. Tanju Özcan var, Bolu Belediye Başkanı. Yani ben burada aslında bir akademisyen olarak belki bir siyasetçi eleştirmem çok doğru da değil. Ama yani hani her şeyin bir haddi hududu olduğunu düşünüyorum ben. Ama sabahtan beri yabancı siyasetçileri eleştiriyoruz zaten. Yani bu memleketimizdeki siyasetçileri eleştirmekten mi bahsediyorsun? Yani evet, belki de doğru değil ama ben gene de söyleyeyim. Yani bu işi ırkçılık boyutuna taşımamak lazım kesinlikle. Ben bunun gerçekten dikkat çekilmesi gereken bir hadise olduğunu, bu düzensiz göçün, düşünüyorum kesinlikle çok samimi olarak. Benim görüşlerim de belli. Yani merak eden de Twitter'dan da bakabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bu düzensiz göç gerçekten büyük bir problem ve belki de medyada bunu ilk dile getirenlerden biri de benim. Ama bir yandan da bu şey demek değil. Yani bütün Suriyelileri Suriye'ye yani anında yolluyorum. Yani hiç kimse savunmaz. Evet yani evet. Kimse bütün kapıları açısından... Ama şunu kabul etmek lazım. Konvansiyonel medya biraz geç kaldı bu konuda konuşmaya. Yani sokakta artık tansiyon çok yükseldikten sonra konvansiyonel medya konuşmaya başladı. Ama bu Afganistan meselesinde şöyle bir şey oluşturuldu. Yani İran sınırından, ya yani daha doğrusu neresi olduğu belli olmayan bir boş bir arazide... Evet. 500 kişi, 1000 kişi toplanmış ve ciddi bir kalabalık gibi gözüküyor. İşte burası Türkiye, İran sınırı ve bu insanlar buraya geliyorlar. Ve kapılarda açık, langur lungur içeri giriyorlar. Böyle bir şey lanse edildi ve bu ciddi bir sosyal medya üzerinden yani yayılınca da herkesi rahatsız etti. Ama bunun sebebi şu, böyle bir şey söylenmedi. Ama bu ne kadar doğruydu? Baktığımız zaman sınır güvenliğiyle ilgili çok ciddi önlemler alınıyor. Ve oradaki İranlı kaçakçılar tarafından, insan kaçakçıları tarafından getirilenler, misal Van'da geçen hafta dünyanın operasyonu yapıldı. Birçok eve. Ya bizim gazeteci arkadaşımız var, Cüneyt Polat. Gündeme dair her şey adlı bir de haber sitesi var. Cüneyt de iyi, başarılı bir gazetecidir. Bizzat çocuk gitti Van'da, bütün operasyonları tek tek polisle birlikte, jandarmayla birlikte katıldı ve hepsini görüntüledi de. Doğru. Yığınla insan yakalandı orada düzensiz göçe dair. Yani şöyle bir algı oluşturuluyor. İran-Türkiye sınırı folloş olmuş. Habire Afganlar geliyor oraya, İranlar geçiyorlar oraya, bunları buraya sokuyorlar. Ama işte medya biraz geç kaldı ya. Çünkü toplum epey konuşurken bu düzensiz göçü. Ya medya biraz kulağın üstünde yattı. Yani biraz geç hareket etti. Medya biraz geç hareket etti. Yani biz şahsen medya yani olarak... Böyle yani akademisyen medyacı olarak bilmiyoruz. Yok, genel olarak söylüyorum. Yok, kastet yani. Beni kastediyorsan benim bakış açım şu şekilde... Tabii, sizi kastetmiyorum. Yok, kastet. Benim bakış açım şu şekilde... Ben doğruyla haber yaparım. Yani yalanla mücadeleyi ne kadar edebilirsin ki? Yani adam bir tane görüntü üzerinden yalan haber yapıyor. Bu Afganistan'dan bahsetmiyorum aslında. Suriye'de, her konuyla ilgili Suriye'den gelen düzensiz göçe karşı olan tepkinin kaynama noktasına gelmişken bir de üstüne Afgan şeyi başlayınca sosyal medyada ama doğru ama yanlış şekilde bu aslında biraz işi patlattı. Ben Afganistan'dakilerin hepsi tamamen külliyen yalan demiyorum ama ne olduğu tam belli olmayan şekilde... Oluşturulan algı İran-Türkiye sınırı kevgire dönmüş. Habire her gün on binlerce, yüz binlerce kişi elini kolunu sallayarak giriyor. Doğru. Böyle bir algı oluşturuldu ve bu yalandı.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.